Üsküdar'ın yürekli insanları, hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Bu özel günde, bu güzel günde 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Evet, herkes bir kadınlarımızı alkışlasın. Dünyanın en ağır işçileri, güzel analarımız, hepiniz hoş geldiniz. Analarımızı, büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Bereket yağıyor değil mi efendim? Evet. Ekrem Başkanımızla sizleri az sonra buluşturacağız. Hep birlikte Ekrem Başkan gelene kadar ne diyelim? Tam yol! Tam yol! Helal olsun sizlere. Az sonra Ekrem Başkanımızla sizleri buluşturacağız. Atmış bir Orhan Veli, dün bir tepeden bakan Beyatlı gibi, İstanbul'un aşığı bak İmamoğlu. Gece gündüz çalışıyor hiç yorulmadan, ne tehdit ne davalardan hiç usanmadan, geçmişten geleceğe uzanan yollardan cesaretle yürüyor bak İmamoğlu. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var, gençliğimiz var. Biz adalete savaş, demokrasiye yaşı tas, Türk gençliğiz. Peygamberin müjdesi bu kadim şehirde, Fatih'in izleri dolu her bir köşede, Mustafa Kemal gibi kutlu hevesle, sancak izinde yürüyor bak İmamoğlu. Gece gündüz çalışıyor hiç yorulmadan, ne tehdit ne davalardan hiç usanmadan, geçmişten geleceğe usanan. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur, Üsküdar'da yağmur, Sinem'de Üsküdar var. Biraz sonra belediye başkan adayımız bizlerle birlikte olacak. Saygıdeğer Üsküdarlılar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Muhteşem görünüyorsunuz. Yağmura rağmen bereketiyle geldi başkanlarımız. Burada şu anda siz değerli Üsküdarlılarla bir araya gelmek üzere. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. 16 milyonun helal hakkını hakkıyla temsil ediyor. Bugün çok kıymetli isimler bizlerle birlikteler. Genel Başkan Yardımcımız ve aynı zamanda Milletvekilimiz Sayın Suat Özçağdaş bizlerle birlikte. Sizleri selamlamak üzere geldiler. Buyurunuz efendim. Sayın Sevgi Kılıç bizlerle birlikte yine. Ve Sayın Pınar Uzun Okak'ın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Volkan Demir de bizlerle birlikte. Volkan Bey'i de halkı selamlamak üzere davet edelim. Hoş geldiniz efendim. Üsküdar İlçe Başkanımız Sayın İbrahim Çağlar Ataları da sahnemize davet edelim. Sayın Başkanımıza hoş geldiniz diyelim. İşler başardık. Tüm inancımla söylüyorum ki sizlerin iradesiyle ve şimdi coşkulu alkışlarınızla Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar Belediye Başkan Adayımız, Sinem'de Üsküdar var diyen kıymetli başkanımız Sinem Dede Taş geliyor. Komşularım. Merhaba.
Üsküdar'ımız zaten çok güzel ama sizlerle böyle bir arada olunca, hele bir de Ekrem Başkanımız da yanımızdaysa çok daha güzel, harikasınız, hoş geldiniz. Ama beyefendiler hiç kusura bakmasın, bugünün en harikası kadınlar. Kadın hayatı kuran, var eden ve yükünü çekendir. Evde, işte, sosyal hayatta tüm baskılara rağmen boyun eğmeyen, mücadele edendir. Ailenin temelidir, neşesidir. Günümüz kutlu olsun. Geçmişten bugüne kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele eden tüm kadınları şükranla anıyor, hepsine teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Sayın Ekrem Başkanımız göreve başladıktan sonra İstanbul'da büyük bir zihniyet değişimi yaşadık. Kadınlara yönelik çok kıymetli hizmetler verildi. Kreşler, anne kart, yeni doğan paketi, İBB kadın gibi birçok ilk yaşandı. İBB'de kadın çalışanların, kadın yöneticilerin oranı çok ciddi şekilde yükseldi. Kadınlar daha önce görmeye alışık olmadığımız iş kollarında istihdam edildi. İtfaiyeci, vatman, otobüs şoförü, gemici ve kaptan kadınlar İstanbul'a hizmet etmeye başladı. Ben de bu dönemde bir yönetici olarak İstanbul'a hizmet etme fırsatını yakalamış kadınlardan biriyim. Bir gemi inşa mühendisi olarak Şehir Hatları Genel Müdürlüğü görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Altı durumda kalmış, ecdat mirasımız, kültür mirasımız Haliç Tersanesi'ni yeniden işler hale getirdik. Burada deniz taksilerimizi inşa ederek İstanbul'a kazandırdık. Yeni hatlarla deniz ulaşımının toplu ulaşımındaki payını arttırdık. Şimdi Üsküdar'da Ekrem Başkanım'la birlikte çok daha iyi işler başarmak üzere yola çıktık. Güçlü kadınların, hanım sultanların iz bıraktığı Üsküdar'ımızın belediye başkanı adayı olmak beni çok gururlandırıyor. İşte İşte Mimar Sinan'ın en büyük eserlerinden Mihrimah Sultan Camii biraz ileride. Gülnüş Emmetullah Valide Sultan Camii ise yanı başımızda. Üsküdar'a bizler de çok güzel, çok değerli izler bırakmaya hazırız. Madem bugün Kadınlar Günü'ndeyiz, önce kadınlara yönelik projelerimizden başlamak istiyorum. Üsküdar'da Ekrem Başkanımızın projesi olan Yuvamız İstanbul kreşlerinden Çengelköy, Kısıklı ve Yavuztürk'te olmak üzere 3 tane var biliyorsunuz. Bu kreşlerimizin sayısını İBB ile yeni dönemde arttıracak, ayrıca Yuvamız Üsküdar projemiz ile ilçe belediyesi olarak yeni kreşlerimizi ilçelerimize kazandıracağız. Kadın sağlığı merkezleri açarak kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağız. HPV aşısını ücretsiz uygulayacağız. Mobil sağlık tarama aracımızla tüm komşularımıza ulaşacak, ihtanı hizmeti vereceğiz. Üsküdar'ın en önemli gündem maddelerinden biri, malumunuz bildiğiniz üzere kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümde önceliğimiz deprem dirençli bir Üsküdar inşa etmek. Üsküdar'ın kaybedeceği değil, yüzlerinin güleceği, adil çözümler üreteceğiz. Hiçbir komşumuzu desteksiz bırakmayacağız. Hak kaybına uğramamaları için hiçbir karşılık beklemeden iştirakimiz Kentaş ile doğru projelendirme ve hak ediş süreçlerinin takibi için müşavirlik hizmetleri sunacağız. Üsküdar'ın geçmişten bugüne güzelliği dillere destan olan doğasına sahip çıkacağız. Valide Bağ Korusu'nu koruyacağız. Güzeltepe Yaşam Vadisi çok güzel olacak. Ünalan Kültür Merkezi, Anadolu yakasının uzun yıllardır eksikliğini yaşadığı çok fonksiyonlu ve yüksek kapasiteli kültür merkezi açığını kapatacak. Üsküdar'ımız sosyal yaşam olanaklarıyla çevre ilçelerinde cazibe merkezi haline gelecek. Emekli komşularımız için farklı mahallelerimizde emekliler lokali konsepti başlatacağız. Üsküdar Kadıköy Maltepe Kartal tramvay hattı ve Harem Salacak Nostaljik tramvay hattı toplu ulaşımı daha da kolaylaştıracak. Üsküdar'ın iskeleler arasında başlattığımız deniz dolmuş ring seferleri ile kıyı hattında trafiğin yoğun olduğu zamanlarda hızlı ve konforlu bir alternatif daha oluşturacağız. Fazla gündem olmasa da Üsküdar'ımızda çok sayıda üniversite var. Açacağımız yeni yüksek öğrenim yurtlarıyla öğrencilerimizin en büyük sorunu olan barınma sorununa çözüm sunma gayesinde olacağız. Etüt merkezlerimiz ve gençlik merkezlerimizde öğrencilerimizi sınavlarına ve üniversitelerine hazırlayacağız. Bu zor günlerde sosyal desteklerimizle komşularımızın yanında olacağız. İBB'nin Mimar Sinan Meydan Düzenlemesi kapsamında yenilenen alanda açtığı Üsküdar Kent Lokantası gibi Üsküdar'ımızın farklı noktalarında mahalle lokantalarımızda sağlıklı yemeği uygun fiyatlara sunacağız. Bunda yerel esnafımızdan destek alacağız. İlk öğretim çağındaki öğrencilerimize okul gıdası desteği vereceğiz. Semt pazarı servislerimizde pazar alanlarına ücretsiz servis desteği sunacağız. Daha fazla sosyal yardımı daha adil şekilde dağıtacağız.
Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Üsküdar'ın değerini Üsküdar'a geri vereceğiz diyorum. Çünkü Üsküdar turistin %5'ini çekiyor sadece. Oysa ki kültürel zenginlik olarak İstanbul'un %47'si burada. Dolayısıyla yapacağımız kültür rotalarıyla... Üsküdar'ın değerini kendisine, Üsküdar'a ve sizlere geri iade edeceğiz. Özellikle son günlerde çok duyuyoruz. Seçimleri kazandığımızda belediyemizde çalışan işçi arkadaşlarımızı işten çıkaracağımız söyleniyor. Tam tersine. Biz belediyemizde çalışan emekçilerimizin refahını artıracağız. Liyakat sahibi bütün emekçilerle birlikte yol yürüyeceğiz. Üsküdar'ımızı çok güzel günler bekliyor. Saha gezilerimizde, komşularımızla bir araya geldiğimizde bunu çok iyi şekilde görüyorum. Üsküdar'ı birlikte güzelleştireceğiz. Ekrem Başkanımızla birlikte, sizlerle birlikte. Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu'na burada bu anlamlı günde Üsküdar'ımızla bizlerle birlikte olduğu için çok teşekkür ediyorum. Bu arada Patili dostlarımızı unuttuğumu zannetmeyin. Onlara da en iyi şekilde tüm canlılara, Üsküdar'da yaşayan yeşiline, doğasına, kuşuna, kedisine, köpeğine, her şeyine sahip çıkacağız. Hiç aklınız hiç geride kalmasın. Şehir Hatları Genel Müdürlüğü yapmış bir İstanbul neferi olarak çok sevdiğim sloganımızla konuşmamı bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz biz denizciler işe başlarken hayırlı gitsin diye bira bismillah deriz. Üsküdar için bira bismillah. İstanbul için tam yol ileri. Sinem Dedetaş Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz değerli konuşması için. Hanımefendiler, beyefendiler, bildiğiniz gibi tüm dünyada bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Öncelikle Üsküdar'da bizlerle birlikte olan emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kadınlarımız için bir kuvvetli alkış. Saygıdeğer kadınlarımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda sahnemizde de bizlerle birlikteler. Öncelikle bu sahneye değerli başkanımızın kıymetli eşi Sayın Dilek İmamoğlu'nu davet etmek istiyorum. Coşkulu alkışlarınızla ve İstanbul muhafızı Metro Fatih, halkçı ve şeffaf belediyecilik anlayışını 39 ilçemize getiren İstanbul Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'da geliyor. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha. Sevgili dostlar, nasılsınız? Sevgili Üsküdarlılar, kıymetli hemşehrilerim, Üsküdar deyince benim biraz kalbim çarpıyor, böyle pıt pıt ediyor. Niçin biliyor musunuz? Çünkü eşim Üsküdarlı. Eşim buralı. Dolayısıyla bugün özellikle burayı seçtik. Hem eşimle burada olmak istedik. Hem Sinem Hanım'ın yanında olmak istedik. Sinem Hanım'ın nezdinde özellikle bütün ekip arkadaşları, burada bulunan bulunmayan bütün Üsküdar'daki hanımefendiler, bütün İstanbul'daki hanımefendiler, Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Bugünkü tabii şunu söyleyeyim, Emekçi Kadınlar Günü'nün anlamları var. Tabii insanın hayatında örnekleri vardır. Ve ben kendi hayatımdan annemle, eşimle, kız kardeşimle ve nihayetinde kızımla beraber onların emeği veya emeği olacak aday kadınlar olarak çok özel insanlar. Ve bu şehirde kadınların emeğini yukarıya taşımak hepimizin büyük bir sorumluluğu. Bu anlamda onların emeği olmasa inanın belki bize bu yollar açılmazdı. Benim annem hayatını
belki 9-10 senesini çocukluğumdan itibaren birebir baş başa yaşadık. Dolayısıyla köydeki halimizi düşünüyorum. Az önce de anlattım. Böyle yağmurlu havalarda evden çıkar, dolmuşa binip okula gidene kadar ilkokul zamanlarında en az 2-3 defa düşer, daha arabaya ulaşmadan üstüm başım çamur olur eve dönerdim. Hadi bir daha giyinerdim. Evet, dolayısıyla İstanbul'a taşınana kadar o güzel anneciğimin bütün emeğine yürekten teşekkür ediyorum. Onun güzel ellerinden öpüyorum burada bütün kadınlar nezdinde. Tabii ki eşimle beraber büyük bir, çok güzel ve büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Onun da bir kadın emeği olarak benim hayatımda özel bir yeri var. Çünkü hem çocuklarımıza, hem benim hayatıma, hem de kendi hayatında ürettikleriyle benim için çok özel bir kadın. Onun da nezdinde bütün kadınların, bütün emekçi kadınların, üreten kadınların hepsinin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tabii şunu söyleyeyim. Burada olmamızın bir başka sebebi Sinem Hanım elbette. Tabii Sinem Hanım diyor ki, Sinem'de Üsküdar var diyor. Üsküdar'ın enerjisine güveniyor. Üsküdar'ın bir kadın hareketi başlatacağına ben inanıyorum. İstanbul'da bir ışık yakılacağına inanıyorum. Üsküdar'da Sinem Hanım'la biz kader birliği yaptık. 5 yıldır beraber çalışıyoruz. Sinem Hanım işini düzgün yapan, ahlaklı yapan, işini geliştiren çok önemli bir insan. Her işi kalbiyle yapar. Şunu söyleyeyim, geçmiş dönemde Haliç Tersanesi tabiri caizse şarteli indirmişti. Başka düşünceler vardı orada, girmeyeceğim detaylarına. Efendim o vakıf, bu vakıf, ona teslim, şu bu. Şimdi orada hem muazzam bir kültür ve sanat alanı açtık daha bu pazar günü, hem de çalışmayan tersaneyi, Fatih Sultan Mehmet'in bize emaneti olan tersaneyi çalışan hem de ciro rekorları kıran hale getirdi. Ben bu anlamda Sinem Hanım'ın başarısına kefilim. Sinem Hanım'ın işinin hakkını verdiğini biliyorum. O bakımdan İBB'de şirketlerimizin içerisinde çok özel bir yeri var. Tam da şimdi bir deniz taksi geçiyor önümden. Onun da tasarımı ve imalatı, tam 50 tane taksiyi tasarlayarak, yaparak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kazandırarak deniz takside yeni bir dönemi başlatan bir yöneticimiz. O bakımdan kendisinin bu yönetim ve yönetişim modeli başarısıyla Üsküdar'a çok özel bir dönemi başlatacağına yürekten inanıyorum. Yani kaderine terk edilmiş bir tersaneyi başlattı. Sadece şunu söyleyeyim, 1 milyon liraydı o koca tesisin, ustalar ağlıyordu. Kolay yetişmiyor oradaki 20-30 senelik ustalar. O ustalar ağlıyordu, biz burada daha iş üretemeyecek miyiz diye. Aralıksız çalışan bir tesise döndürdü orayı. O bakımdan İstanbul'un bu güzel ilçesine, Üsküdar'a, bu narin ilçesine, İstanbul'un biblosu gibi böyle tarihi yarımadayı Fatih ve İstanbul'un boğazını seyreden bu muazzam ilçeye bir mühendisin, bir kadının, bir nezaketin başka bir dönem başlatacağına yürekten inanıyorum. Sinem Dedetaş için artık Üsküdar zamanı geldi. Öyle değil mi? Üsküdar'a inşallah önemli hizmetlerde bulunacak. Buna yürekten inanıyorum. Hep birlikte
31 Mart'a kadar çok çalışacağız ve Sinem Hanım'a, ekibine burayı yönetmeleri için Üsküdar halkının birlikte kazandığı bir seçimi sonuçlandıracağız. Öyle değil mi? Güzel. Ne olacak ayrıca? Üsküdar'da ilk kez bir kadın belediye başkanı olacak. Bu da tarihe geçecek. Sinem Hanım'ı önce Üsküdar'ın çok güzel hanımefendilerine, sonra bütün Üsküdar'lara emanet ediyoruz. Değerli dostlar, siz bunu başarırsanız ben de ne yapacağım? İlk ziyaretimi buraya yapacağım. Bu meydanla ilgili çok özel anılarımız var tabii. Eşim Sultantepe'de oturuyor. Selmani Pak Caddesi'nin girişinde hep söylerim iş yerim vardı. Burayla ilgili anılarım çok. Dolayısıyla Üsküdar'ı ayrı bir seviyoruz. Tabii bir başka anı da ne biliyorsunuz, burası denizde bir oluyordu. Artık olmuyor. Bu süreci toparladık, bitirdik. Şunu söyleyeyim. İstanbul o kadar haksız bir döneme maruz kaldı ki, o kadar ihmallerle uğraştı ki, gereksiz yere İstanbul'a yakışmayan, İstanbul'un bu güzel semtlerine yakışmayan görüntüleri yaşadı. Ama biz bu görüntülerin tamamını bu İstanbul'un gündeminden çıkarttık. İstanbul'un Boğazı'na Kurban Bayramı'nda kan akıyordu. Başka bir yerden lağım akıyordu. Bu kardeşiniz ekibiyle beraber Boğaz'ın hiçbir yerinde tek bir atık su damlasını ya da o bahsedilen kan görüntülerinin tek bir damlasını Boğaz'a ulaştıracak ortamı bırakmadı. Hepsini temizledi, altyapıyı tamamladı. Sadece 5 yılda. Sadece 5 yılda. Sarıyer'den Fatih'e, Kadıköy'den Beykoz'a kadar. Dolayısıyla yapılabiliyor muymuş? Yapılıyormuş. Yeter ki işinize kendinizi adayın. Bakın, bir başka şeyi daha hatırlatayım size. Hatırlarsanız 2019 seçiminde son mitingi burada yapmıştık. Sonra 2019 seçiminden sonra biliyorsunuz seçimimiz iptal oldu. Ve o gün burada söylediklerim var. Tabii neler söylemişim? Sevgi kazanacak demişim. Hatta ben o zaman sevgi kazanacak dediğimde bana sevgi pıtırcığı diye bir kelimeler kullanmışlardı. Sanki kötü bir şeymiş gibi. Şimdi şu mini minnacık kızımın sevgi pıtırcığı olsam daha ne isterim? Şu pembeli kızımızın, bu güzel şehrin çocuklarının sevgi pıtırcığı olsam bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Ne demişim? İstanbul hepimizin olacak demişim. Oldu mu? Bir avuç insanın olmayacak demiştim. Oldu mu? Bu şehrin geleceği için, çocuklar için çok çalışacağız demiştim. Oldu mu? Önceliğim adalet olacak demiştim. Başarabildik mi? 16 milyonla bu şehir senin şehrin diyerek biz yöneteceğiz. Hep birlikte yöneteceğiz demiştim. Başardık mı? İşte o zaman pazartesi Saraçhane'de buluşuruz demiştim ve sizlere kendimizi emanet etmiştim. Sonra tabii Saraçhane'ye gidebildik. Kolay olmadı. Çok meşakkatli oldu. Bu kardeşiniz de dediğim gibi bu söylediği her şeyi yapma konusunda özenli davrandı. Sizleri hayal kırıklığına uğratmamak, sizleri mutlu etmek, sizleri huzurlu kılmak adına çok çalıştım. 5 yıldır milletin hakkını yemedim, yedirmedim. 5 yıldır milletin parasını millete dağıtmakta özenli davrandım. 5 yılın özeti bu. Hiçbir vatandaşı diğerinden farklı görmedim, görmeyeceğim, görmem. Ya da kıymetsiz görmedim. Oy veren vermeyen demedim. 5 yıl boyunca bir partinin ya da bir kökenin, bir inancın, bir şahsın değil,
bu şehirde vatandaşın iktidara hakim oldu. İstanbul'u ihanet, ihmal ve israf bataklığına sürükleyen bir avuç insanın devrini milletçe bitirdik. Vatandaşın iktidarı başladı. Artık vatandaşın iktidarı başladı. Üsküdar sahilini işgal edenlerin iktidarı bitti. İşgalcilerin, kaçak yapanların, kaçak yapıların, yani şu güzelim caminin yanındaki yeri yıktık. Ne yaptı biliyor musunuz? Bu İstanbul'a adayım diyen, dersine çalışmamış, ne yazık ki ithal görüntüsü olan bu aday ne yaptı biliyor musunuz? Oraya bir gecede imar çıkardı. Bir gecede yahu, bir de kanuna aykırı. Yani bu kıyı, burada Boğaz'ın kıyısına imar çıkarılmaz. Ama ne yaptık? Davayı açtık, iptal ettirdik. İşte bu akla İstanbul emanet edilebilir mi? İstanbul'da doğru işler yapana işler emanet edilecek artık. Çünkü artık vatandaşın iktidarı başladı. Artık milletin parasından anne kart gibi projeler çıkıyor. Üsküdar'da ne kadar anne kart var biliyor musunuz? Annelerimizin cebinde 19.467 annemiz de var. 20.000. Daha önce var mıydı? Üsküdarlı 4.000 yavrumuzun sofrasında süt var, süt. Daha önce yoktu değil mi? Kent lokantası açtık buraya. Artık yoksulluk öyle bir derinleşti ki neredeyse her ilçeye istiyorlar, daha fazlasını istiyor vatandaşımız. Daha aylar olmadı, çok yani yılı dolmadı. Üsküdar'da Mimar Sinan Meydanı'nda açtığımız, ki orada otopark yaptık, kent lokantasına tam 227 bin vatandaşımız gelip yemeğini yedi. Helal hoş olsun. Milletin parası millete gidiyor. Üsküdar'ın annelerine, babalarına, çocuklarına gidiyor. O paralar artık Üsküdar'da açtığımız kreşlere gidiyor. Karşılıksız verdiğimiz bursa gidiyor. Yani üniversiteli gençlere gidiyor. Bizden önce 25 yıl İstanbul'u yönetenlerin aklına bunlar geldi mi? Ne yaptılar? Bir avuç insanın parseline imar çıkartmayı kendilerine sorumluluk gördüler, öyle değil mi? Ama biz onlardan çok az bütçe kullanmamıza rağmen, sürekli engellenmemize rağmen, onların 25 yılda yaptıkları metronun yarısı kadar metroyu 5 yılda yaptık. 5 yılda. Çıldırıyorlar, deli oluyorlar. Akılları almıyor. Niye biliyor musunuz? İsrafa öyle bir alışmışlar ki. Biz israfı öyle bir kestik ki, hayatın akışına sadece icraatı koyduk. Vatandaşa hizmeti koyduk. O zaman ne oluyor biliyor musun? İşte bu gökten yağan bereket gibi kasamıza bereket yağıyor kardeşim. Kasamıza bereket yağıyor. Bakın, bu kadar hızla metro yapıyoruz ya, 25 yıldır yapılmadı. Niçin yapmadılar? Yıllarca ihmal ettiler. Bak bu ihmalleri sevgili hemşehrilerim şantiyelerinde görüyorum. Devraldığımız şantiyelerde görüyorum. İş yapma biçimlerini görüyorum. Akılları işte değil. Akılları başka şeylerde. Yıllarca ihmal ettikleri ne kadar altyapı yatırımı varsa biz yaptık, biz başardık. Onun için işte az önce söylediğim Üsküdar'daki o kötü görüntülerin hiçbirisi yok. Boğaz'da hiçbir kötü akıntı yok. O bakımdan bu şehrin neresine, hangi meselesine bakarsanız bakın, bizim çok daha az bütçeyle onlardan misli misli fazla iş yaptığımızı, çözüm ürettiğimizi görürsünüz.
Onların aklında çocuklar yoktu, gençler yoktu, kadınlar yoktu. Ama bir kişiye 120 bin euro burs vermek vardı. Ama biz 100 bin gencimize bu sene 7500 lira verdik. Seneye 15 bin lira vereceğiz. 15 bin lira. Aramızdaki fark bu. Sadece yetenek ve çalışkanlık farkı değil. Aramızdaki fark yönetim zihniyeti ve yönetici ahlakı farkıdır. Bizim siyasetimizde ahlak ve nezaket vardır. Rakip siyasi partilere ve yöneticilere tepeden bakmayız. Aşağılamayız. Ağzımızdan kötü söz çıkmaz. Benim ağzımdan kötü söz duydunuz mu? Ben ancak ne yaparım? Biri kötü söz söylediyse ona cevabını veririm. Bir de Allah'a havale ederim. Allah ıslah etsin derim. Allah akıl versin derim. Ya en kötü durumda bile ben onlar için dua ediyorum bak. Ama onların ağzından çatır çatır, patır patır kötü sözler dökülür. Bakın, kimsenin de bize tepeden bakmasına müsaade etmedik, etmeyiz. Siyaset eşitliktir. Siyaset vatandaşın önünde mertçe mücadeledir. Ama bakıyorsunuz daha yeni Türkiye'nin en yüksek makamında oturan milletin seçtiği, milletin makamında oturan kişi birleştirici, bütünleştirici olması gerekirken her gün birisi hakkında kötü bir söz söylüyor. Söylüyor mu? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben aileleri uyarıyorum. Çocuklara izlettirmeyin. Ne zaman ne diyeceği belli olmaz. Daha dün Mayıs seçimine kadar, bakın daha dün Mayıs seçimine kadar kendisinin cumhurbaşkanı olması için çalışan, sandıkta ona oy veren partinin genel başkanına ne dedi? Zübük dedi ya, olacak iş değil. Olacak iş değil. Yazık, ayıptır. Vallahi bu ahlaka sığmaz. Bakın, milyonlarca insana zübük demiş oldu. Kendi çıkarı için o gün değerli, bugün zübük. Bu anlayışın tarihe gömülmesi lazım, tarihe. Bu nedir biliyor musunuz? Kendi çıkarı için her yol mübahtır anlayışı. Bakın, her yol mübahtır anlayışı. Zübüğün kelime anlamı o kadar ağır ki ben sayamam size. Yani üç kağıtçı, egoist, düzenbaz, kalleş, namussuz, açın sözlüğü bakın. Bunu birine diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Böyle bir şey olur mu ya? Bakın, her yerde beni anmadan beni anıyor. Zat diyor, zevat diyor. Geçen bir yerde söyledim. Ben halbuki bu ülkenin her seçilmişine saygı duyarım. Bakın şu Üsküdar'a geldiğim her ziyaretin, belki 50 kez gelmişimdir buraya. Şantiye ziyareti, yaptığımız işler, yapacağımız işler. Her ziyarette belediye başkanını davet ederim. Nereye gidersem yaparım. Kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmam. Benim empati duygum yüksektir. Bunu yapmam. Ben şimdi ülkemizde, evet, biz 2023 seçimlerini ne yazık ki kaybettik. Ders çıkaracağız, önümüze bakacağız. Seçilmişe saygı duyarız. Kötü laf edilir mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da 16 milyon seçtiği insan, öyle değil mi? Yani bir söz diyeceksen ismini anarsın, makamını anarsın. Yok efendim, zat, zevat. Tabii Allah'ıma şükür her isim güzeldir ama ben ismimi çok seviyorum. Benim ismim Ekrem. Büyük dedem koymuş. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismi. Bu ismi anmıyor. Soyadım İmamoğlu. Benim sülalemde imam da var. Efendime söyleyeyim, aile fertlerinde imam olmayan da var ama soyadım İmamoğlu. Niye biliyor musunuz? Kurnaz. Ekrem dersem, İmamoğlu dersem buna oy kayar diye zannediyor. Bu kadar
bu kadar hesap kitap yapıyor ama söyleyeyim. Ben ismimle de herkes ismiyle gurur duyar. Soyadımla da gurur duyuyorum. Allah'ıma şükür. Ama milletim bana ismimden soyadımdan değil, benim ahlakım iyiyse oy veriyor, erdemliysem oy veriyor, saygılıysam oy veriyor. Kötü söz söylemiyorsam oy veriyor. Onun için ben buradan söylüyorum Allah aşkına, milletine böyle hakaret etmemeli, etme. Bu millet sana ne yaptı? Her şeyi verdi, vermedi mi? Hani bir zaman demişti ya kendisi, ne istediyseniz verdik. Bu millet de sana ne istediysen verdi. 22 yıldır tek başına iktidarsın. En büyük başarısı 14 sene önce cebinizdeki 200 lira 130 dolar arıyordu. En büyük başarısı, dünyada tek örneği var. Aynı para şimdi 6 dolar alıyor. 130 dolardan 6 dolar. Onun için buna rağmen bu insanlar seçilene saygı duyar. Sen ise bu yetkiyi sana verenlere hakaret ediyorsun. Olmaz. Tek bir sebebi var. Kibir. Kibir. O bakımdan şunu söyleyeyim. Şunu söylüyorum. Diyor ki insanlara, ne diyor? Gölgemizde yürümelerine müsaade etmeyiz. Başka yerde ne diyor? Buyruğumu verdim, yapacak diyor. Emirleriyle. Bak kelimeler değişti ya. Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetinde buyruğun ne anlamı var Allah'ını seversen? Buyruğun yeri var mı burada? Yok. Burada halkımız Sinem Dede Taş'ı seçecek. Sinem Dede Taş'la beraber çalışırken ben onun bilgisine hürmet edeceğim, o benim bilgime hürmet edecek. O yol arkadaşlarıyla ortak akılda çalışacak, iş üretecek, milletiyle tartışacak. Ben aynı şekilde milletimle çalışacağım. Ama şu anda memlekette istifa ettim, görevimden ayrıldım bile diyemiyorlar. Affını istiyorlar, affını. Koca bakanlar tensipleriyle görev aldım diyorlar, öyle değil mi? Tensipleriyle. Yani Allah aşkına ben utanıyorum. Bu lafları duyunca ben utanıyorum. Benim çocuğum, sizlerin evlatları, bu şehrin, bu ülkenin evlatları buna layık değil kardeşim. Boşuna cumhuriyet kurulmadı. Boşuna Mustafa Kemal Atatürk yere göğe egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demedi. Sevgili dostlarım, ben size önemsiz bir meseleyi anlatmıyorum. Size çok önemli bir mesele anlatıyorum şu anda. Bu tarihi bir mesele. Onun için sadece o bir kişinin tensipleriyle İstanbul'a atanan aday, onun tek vazifesi ne biliyor musunuz? Kulağını o bir kişiye kabartmak. Ne diyorsa onu yapmak. Ne diyorsa imza atmak. Bir kişi bir. İşi benim gibi zor değil. Benim işim zor ama keyifli. Sırtım sağlam. Onun arkasında bir kişi, benim arkamda 16 milyon kişi var. Fark burada. Onun için o yüzden o tensipleriyle atanacak, ben 16 milyonun oyuyla seçileceğim. Bak 16 milyonun oyuyla diyorum. Benim sandıkla ilgili yeni manifestom şu yıllardır. Sandığa oylar atıldı mı? Tamam, bana oy verenler var, vermeyenler var. Ben niye onları hiçbirbirine ayırt etmiyorum biliyor musunuz? Ya sandığa atıldı. Şöyle karıştırdın mı onu, kimin ne attığı belli değil ki. Hepsi benim kardeşim ya. Bu milletin hepsi benim. Bütün oylar benim. Onun için o tensip denen lafı, yani uygun görmek demek. O bir kişi lafını da, az önce dedim ya anlayışı. Bu lafları da ne yapacağız biliyor musunuz? Seçildiğinde sadece o bir kişinin lafını uygun görecek anlayışı hep birlikte 31 Mart'ta tarihe gömeceğiz. Çöpe atacağız. Bakın kötü bir örneği. Ne yazık ki bu şehrin vicdanını ezen bir örnektir.
Eğer o bir kişinin sözünü dinlemezse ne olur biliyor musunuz? Görmek zorunda. Ne olur biliyor musunuz? Aynen rahmetli Kadir Topbaş gibi 5 imar dosyasına imza atmadı diye zorla istifa ettirilir. Bakın, yani şunu söyleyeyim, belki de hakkını helal etmeden dünyadan göçmüştür. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şunu söyleyeyim, bu şehir böyle bir tavrı hak etmez, hak edemez. 31 Mart seçiminde, 31 Mart seçiminde demokrasinin taçlanacağı, güçleneceği bir seçimi sadece sizin iyi yaşamanız için değil, çocuklarınızın, torunlarınızın, evlatlarınızın yaşaması için Türkiye'ye, sadece Türkiye değil, İstanbul'un demokrasi ruhu bütün dünyaya yayılır. Onun için hep birlikte, hep birlikte mücadele edeceğiz. Ben bize oy vermeyi düşünmeyen ya da hala kararsız olan, efendim ben küstüm geçen seneden ya da hala düşünceli olan insanlara buradan seslenmek istiyorum. Sevgili hemşerilerim, sevgili dostlarım, ben 2012 yılında yerel yönetime aday olmaya, aday olmaya karar verdiğimde bir slogan yazmıştım Beylikdüzü'nde. Seçilmek bir gün, yönetmek 5 yıl. Kararınız bu kadar önemli. 31 Mart'ta siz bir gün orada gidip oy atacaksınız ya da atmayacaksınız ama o 5 yıl boyunca sizi istediğiniz ya da istemediğiniz anlayış yönetecek. Kendinize şu soruyu sorun. Kim İstanbul'u daha iyi yönetir? İstanbul'u kim yönetir? Diğer detayları bırakın. İstanbul'u kim yönetir? Bu mu yönetir? Bu mu yönetir? Kim daha iyi hizmet eder? İstanbul'un denizini, ormanını, doğasını kim daha iyi korur? İstanbul'un kadınlarını, çocuklarını, gençlerini kim daha iyi kollar? Onların geleceğini kim düşünür? Milletin parasını millete kim harcar? Şu Üsküdar'da halkın malı sahile kaçak yapı olarak dikilmesine kim müsaade etmez? O kaçakları kim yıkar? Kim izin vermez? Kim sahilin yerine boş yere imar açmaz? Üsküdar'ın malını birkaç kişiye değil, Üsküdarlı'ya kim iade eder? İşte mesele bu kardeşlerim. Sevgili hemşehrilerim, mesele bu. Bu soruların yanıtını zihninde buluyorsanız gideceksiniz, mührü 31 Mart'ta oraya basacaksınız. Bu kadar net. Bu işin başka yolu yok. Benim 16 milyon hemşerim vicdanlıdır. Benim 16 milyon hemşerim adaletlidir. Benim 16 milyon insanım elbette duyguları var, aklı var, fikri var, vicdanı var ve öyle karar verecek. 31 Mart'ta en doğru yanıtı verecektir. Biz göreve gelince işte bu kötü anlayışları değiştirdik. Bir anlayışı daha değiştirdik. Ne vardı daha önce? Kötü bir laf. Çalıyor ama çalışıyor. Şimdi ne diyor biliyor musun millet? Hem çalmıyor hem çalışıyor kardeşim. Hem de atom karınca gibi çalışıyor. Hem ceketi çıkarmam. Dur, o kadar değil. Kıymetli Üsküdarlılar, hem mukaddes değerlerine sahip çık, hem kibirlenenlere ders ver. Tavrını koy, gücünü göster, yönetime bir denge getir. İstanbul'da da, Türkiye'de de bunu yapmaya hazır mıyız? Değerli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim, biz 16 milyon İstanbulluyuz. Biz büyük ve güçlü İstanbul İttifakı'yız. Bu ittifak gençlerin, kadınların, hanımefendilerin, güzel beyefendilerin, bu şehrin abilerinin, ablalarının, emeklilerin ittifakıdır. Bu ittifak namusuyla çalışan büyük çoğunluğun, haktan,
ve adaletten yana olanların ittifakıdır. 2019'da İstanbul'un talan edilmesine dur diyen bu sarsılmaz birlik 31 Mart'ta tarih yazacak. Yine tarih yazacak. Yine tarih yazacak. Her kökenden, her hayat tarzından, her siyasi görüşten kardeşlerim, gelin hep birlikte bir kez daha birleşelim. Haydi hep birlikte sandığa coşa coşa gidelim. Bu aziz şehirde başlattığımız büyük hizmet, icraat ve yatırım dönemi daha güçlü şekilde devam etsin. Haydi İstanbul, oylarınla vatandaşın iktidarı büyüsün, güçlensin. Haydi İstanbul, hep birlikte tam yol ileri, tam yol ileri, tam yol ileri. Sevgili dostlar, Sinem Hanım'ı yanıma davet etmek istiyorum. Sinem Hanım, yol arkadaşımız, çok değerli hizmetleriyle, çok değerli hizmetleriyle İstanbul'un bu güzel ilçesine çok özel işler başaracak. Dilekçiğim, seni de davet edeyim de beraber iki güzel kadının ortasında bir dilek tutayım bari. Şimdi dilekle ikimiz ne yapıyoruz? Sinem Hanım'ı size emanet ediyoruz, size Üsküdarlılara. Hep birlikte Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanını seçeceğiz mi? Mührü 31 Mart'ta Sinem Dedetaş için kullanacağız mı? Mecliste çok güçlü bir Üsküdar Meclisi, çok güçlü bir Büyükşehir Belediyesi Meclisi var etmek adına Cumhuriyet Halk Partisi listesine oy vereceğiz mi? Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz mi? O zaman her şey sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Bir ve beraberce. Dostça ve kardeşçe. Birlikte sevgiyle. Haydi Üsküdar, tam yol ileri. 16 milyon İstanbullu 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu başkanımıza haykıracak ve İstanbul'da yine her şey çok güzel olacak. Birlikte Üsküdar. İstanbul mutlu. Gelecekten umutlu. Çünkü artık İstanbul'da Ekrem İmamoğlu başkanımız.